Karla Club bugün sizlere hepimizin veya çoğumuzun bildiği ama çekim yasasıyla bağlantısını kurmadan kullandığımız ama artık kurabileceğimiz bir yöntemden bahsedeceğim. Ve artık bu yöntemi bir çekim yasası tekniği olarak kullanmaya başlayacağız. Lucid Rüya. Nedir bu Lucid Rüya? Rüyalarımızın kontrolünü ele alma yöntemi. Lucid Rüya o kadar harika bir şey ki kendim de uyguluyorum. Öncelikle rüyalarınızı siz sonradan bulanıklaşmış bir şekilde hatırlıyorsunuz. Rüya içerisindeyken o kadar da bulanık değil. Ben ilk lucid rüya deneyimimde hayatımda yediğim en lezzetli patates ekmeği yedim. Gerçek hayatta kesinlikle böyle lezzetli bir patates ekmek yememiştim. Ve siz de lucid rüya ile normal hayatta bile deneyimleyeceğinizden daha güzel deneyimler elde edebilirsiniz. Bu deneyimlerin güzel yanı günlük hayatta yapamayacağınız şeyleri yapabilmeniz. Mesela günlük hayatta gerçekten özgüvensiz bir insansanız özgüveninizi kazanmak için lucid rüyada insanlar arasında konuşabilirsiniz, kendinizi alkışlatabilirsiniz, herkes tarafından sevilen birisi olabilirsiniz. Çok monoton bir yaşamınız varsa eğlenceli şeyler yapabilirsiniz. Ve en güzeli hani biz sürekli imajine ediyoruz ve onu gerçekçi kılmaya çalışıyoruz ya. Hiçbir yapacağınız çalışma bu lucid rüya kadar gerçekçi olmayacak. Çünkü gerçekten rüyanızda onu yaşıyor oluyorsunuz. Ve o yaşadığınız şeyin enerjisini evrene yayıyor oluyorsunuz. Eğer siz muhteşem bir araba istiyorsanız lucid rüyada istediğiniz kadar Ferrari ile istediğiniz şehrin sokaklarında gezebilir, yarışabilirsiniz. Harika bir aşk istiyorsanız lucid rüyada bu aşkı iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. Yeni bir hayat istiyorsanız işte o yeni hayatınızı kurmanız, kurgulamanız, planlamanız ve hissettirdiklerini en azından kendiniz için araştırmanız için bir fırsat. Lucid rüya ile istediklerimizin çekimini yapabilmek için evrene harika bir enerji yayıyorsunuz. Aynı zamanda ne istediğini bilmeyenler için de çok güzel çünkü ne istediğinizi keşfedebileceğiniz yegane, devasa bir ortam. Nasıl bir erkekten veya kadından hoşlandığınızı bilmiyor musunuz? Hepsini rüyanızda tek tek deneyebilirsiniz. Eşime ayak uyduramıyor musunuz? Rüyanızda pratikler yapabilirsiniz. Günlük hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz duyguları da hissedebilirsiniz. Sevildiğinizi hissedebilirsiniz. Ve lucid rüyada gördüklerinizin hiçbiri yalan değil. Normal günlük hayatımızda da her şey bir enerjiden ibaret zaten. Ve bir araba kullanırken aslında siz bir araba enerjisi kullanıyorsunuz. Lucid rüyada da yaptığınız tamamen bu. Düşünce enerjisini yine bir enerjiyi kullanıyor olacaksınız. Aslında ikisi de bir enerjiyi kullanmak ve gerçeklik zaten tartışmalı bir konu. Sonuç olarak aynı hisleri hissedecek misiniz? Hissedeceksiniz. Ve bu hissettiğiniz hisler gerçek hayatta da bu şeyleri yaşamanız için muhteşem bir çekim alanı oluşturacak. Bahsetmem gereken bir konu, bu lucid rüya işini abartmamak da gerekiyor tabii ki. Çünkü harika bir ortam, bu yüzden sürekli uyumak isteyebilirsiniz. Gerçek hayattakilerle tatmin olmayabilirsiniz. Ve eğer bu lucid rüya işini çok abartırsanız artık kendi kontrolünüz dışında olan rüyaları görmeyi bırakabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar ben uyarmış olayım. Bu lucid rüya işini abartmadan uygulayın. Ben yıllardır lucid rüya uygulayan bir insanım ve kendimi kaptırmış değilim. Gayet güzel normal rüyalarda görüyorum. Günlük hayattaki her şeyden de eskisi kadar ve daha çok keyif de alıyorum. Yine lucid rüyanın güzel yanlarının da tadını çıkarıyorum. Her gece sürekli ben lucid rüya göreceğim diye kendinizi şartlandırmayın. Ama mutlaka bize böyle bir imkan tanınmış, bu imkanı kullanın. Öncelikle genel yöntemlerden bahsedeyim size. Rüya günlüğü tutmak çok etkili. Çünkü rüyalarınızı hatırladıkça rüyalarınız üzerindeki kontrolünüz de artıyor. Rüya günlüğü de yatağınızın kenarına koyduğunuz bir defter. Normalde rüyalarınızı hatırlamıyorsanız hiç önemli değil. Yine de o defteri elinize alıp şöyle bir gece yarısı veya sabah kalktığınızda düşünmek bir süre sonra rüyalarınızı daha çok hatırlamanızı sağlamaya başlayacak. İkinci yöntem benim kullandığım yöntem. Bu sırada kendi deneyimlerimi de anlatayım size. Normal hayatınızda gerçekliği sorgulamak. Bu ne demek? Rüyalarımızda her şey mantıksal çerçevede ilerlemiyor biliyorsunuz. O yüzden gün içerisinde durup ben şu anda rüyada mıyım diye kendinize sormak bir süre sonra rüyadayken de bunu sorma ihtimalinizi artırıyor. Bununla ilgili başka yöntemler de var. Mesela ellerinize bakıyorsunuz gün içinde ve parmaklarınızı sayıyorsunuz 1, 2, 3, 10'a kadar. Sonra da diyorsunuz ki 10 parmağım var, bu mantıklı mı mantıklı, şu an rüyada mıyım? Değilim. Bu soruyu kendinize sorup cevaplıyorsunuz. Rüyadayken saydığınızda ya saymanız karışacak ya da 10 değil de 9-11 parmaklı falan çıkıyorsunuz. Diğer bir yöntem ışık açıp kapamak. Normalde ışığı açtığınızda açılır, kapattığınızda kapanır. İyi böyle yapıyorum çünkü bizim prizlerimiz farklı. Yani nasılsa tuşlarınızı açıp kapıyorsunuz. Rüyanızda ise bu senkronizasyon oluşmuyor. Açtığınızda hemen açılmıyor veya açıp sönüyor falan tam o senkronizasyon olmuyor. Oradan rüyada olduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Yani günlük hayatınızda arada ışıkla deneme yaparsanız rüyanızda da yaparsınız. Başka bir yöntem kol saati kullananlar için. Kol saatinize gün içerisinde bakıyorsunuz. Saat 1'i 1 geçiyor. Şöyle bir gözünüzü çevirin. Geri bakın. Hala 1'i 1 geçiyor. O zaman rüyada değilim.
Rüyanızda bunu yaptığınızda ikinci baktığınızda rakamlar değişecek, saat değişecek veya direkt ilk baktığınızda saatte bir gariplik fark edebilirsiniz. Çünkü rüyalarda okuma, harfler, yakından baktığınız şeylerde bir bulanıklık, karmaşıklık olur. Bununla ilgili bir sürü yöntem var. Yani siz kendiniz uygun olanı seçmelisiniz ve rüyanızı sorgulamalısınız. Rüyada mıyım diye sorgulamalısınız yani. Ben ilkinde bunu saatle yapmıştım. Sürekli gün içerisinde saate bakıp bunu kendime soruyordum ve bir gün rüyada bir gökdelenin en üst katında birisinden kaçarken veya birisini kovalarken bilmiyorum saate bakma ihtiyacı duydum ve saatin değiştiğini fark ettim. Beni kovalayan kişiye döndüm baktım, o da bana baktı. Aa dedim, ben rüyadayım şu anda. Çok heyecanlı ve harika bir anda. İlk yaptığım şey, neden bilmiyorum, o gökdelenin camından aşağı atladım koşarak. Ve uçmaya başladım, süzülmeye başladım. O kadar güzeldi ki, çünkü ben rüyanın bu kadar gerçekçi olabileceğini bilmiyordum. Bütün o rüzgarı, hissi hissettim. Hemen bir parkın üzerinde uçtum, ağaçlara dokundum, bir gölün üzerine gittim, gölde uçtum falan, çok güzeldi ya. Sonra şapşik ben gittim, bir köprünün üzerine kondum. Sonra da orada rüyada olduğumu unuttum ve tekrardan rüyaya devam ettim. Düşmemeye çalışarak yürümeye falan çalıştım. Öyle gitti ilk rüyam. Sonrasında ikincisinde artık yeni teknikler öğrenmiştim. Size bundan da bahsedeyim. Rüyanızda rüyada olduğunuzu fark ettiğiniz anda etrafa bakıp her şeyi netleştirmeniz gerekiyor. Bu sizin yaşadığınız tecrübeyi güçlendirecek. Ben eski lisemde görmüştüm kendimi. Orada yaşarken rüyada olduğumu fark ettim ve hemen kantine indim nedense. Etraftaki herkese baktım. En başta normal insanlardı. Ben baktıkça netleşmeye başladılar. Ve fark ettim ki hepsi gerçek hayattaki kadar net gözüküyorlar. Uyandığınızda bu netliği tam hatırlamıyorsunuz ama rüya içerisindeyken o netliği fark ediyorsunuz. Havayı kokluyorsunuz ve kokuyu almaya çalışıyorsunuz. Gördünüz, kokladınız, sesleri dinliyorsunuz ve hepsini daha net bir hale getiriyorsunuz. Dokunma duyusunu kullanabilirsiniz, kıyafetinize dokunabilirsiniz ve tatma duyunuzu çalıştırıyorsunuz. O yüzden ben de hemen gittim. Lisedeyken biz hep patatesli yerdik. Kantinden bana dünyanın en güzel patates ekmeğini verir misin dedi. O patates ekmeği ısırdığımdaki tadı hala unutamıyorum. Bir patatesin tadı bu kadar güzel olabilir mi? Olamaz. Çok güzeldi. Her şeyi netleştirdim. Sonra ilginç bir olay yaşadım. Yine ne yapayım diye düşündüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü önceden planlamamıştım. Siz lucid rüyanızdan önce bunu yapın lütfen. Lucid rüya görürsem şu hayallerimi deneyimlemek istiyorum diye. Çünkü rüyada o kadar net düşünemeyebiliyorsunuz. Ben yine uçayım bari dedim. Ve pencerenin önüne gittiğimde bir an ya dedim her şey çok net. Ya gerçekteysem riske atmayayım, uçmasam mı falan deyip yine gittim kantinde yemek yedim. Açmışım demek ki. Aç uyumayın yani. Tabii sonraki deneyimlerimde bunlar daha da güzelleşti. Yapmak istediğim şeyler konusunda daha fikir sahibiydim. Saat yöntemi bende işe yaradı. Işığı açma kapama yöntemi bende işe yaradı. Ara ara rüyamda olduğumu fark edip birçok ülkeye gittim. Dünyayı gezdim yani. Normalde gün içerisinde gıcık olduğum ama söylemek istediğimi söyleyemediğim kişilere rüyamda hemen o cevabı verebildim. Çok güzel yemekler yedim. Ve o kadar güzel hisler hissettim ki sabah uyandığımda o kadar mutlu oluyordum ki. Gün içerisinde o mutluluk hissi, çünkü serotonini siz aslında içinizde salgılıyorsunuz o bütün mutluluk hormonlarını ve onlar vücudunuzda kalmaya devam ediyor. O mutluluk hissi gün içerisinde sizin içinizde kalmaya devam ediyor. Daha pozitif biri oluyorsunuz ve rüyanızda yaşadıklarınız gerçekte yaşadıklarınızı belirliyor. Bunu hangi alanda uygulayabileceğiniz tamamen size kalmış. Arkadaşlık ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu şekilde yüzme öğrendiğini iddia edenler var. Eğer bir kere suya girdiyseniz bilinçaltınız o suyun kaldırma kuvvetinin nasıl yüzüleceğini bilinçaltı olarak içten içe biliyor oluyor. Ve siz lucid rüyayla yüzmeyi öğrenebilirsiniz. Sadece yüzme değil, başka bir sürü şeyi pratik edebilirsiniz. Özellikle psikolojik konular için tabii ki çok daha geçerli bu. Bir yöntemden daha bahsedeyim. Gece uyanıyorsunuz, 30 dakika uyumuyorsunuz ve 30 dakika boyunca artık bilgisayar mı oynuyorsunuz, ne yapıyorsunuz, bir şeyler yapın, boş boş oturmayın. O şeyi yaparken uyuduğumda lucid rüya göreceğim. Uyuduğumda rüyada olduğumu fark edeceğim diye kendinizi telkin edip o yarım saatin ardından yatıyorsunuz. Bu tekniği denemedim ama işe yaradığını söylüyorlar. Başka bir yöntem ise yatmadan önce en son gördüğünüz rüyayı düşünüp o rüyada lucid rüyayı kullandığınız, yani o rüyayı kontrol edebildiğinizi hayal etmek. Bilinçaltınız ne yapmaya çalıştığınızı böylece anlayabilecek ve rüyayı fark edecek. Aşırı da eğlenceli bir şey. Dediğim gibi lucid rüyaya başladıktan sonra 5 duyunuzu etkinleştirmelisiniz. Böylece yaşadığınız deneyim etkililiği artacak. Daha sonrasında hayatınıza çekmek istediğiniz şey her neyse
onu deneyimlemeye bakın. Günlük hayatta imajine edebileceğinizden çok daha net, gerçekçi hislerle dolu bir deneyim yaşayacaksınız. Bir süre sonra bu lucid rüya olayını bir meditasyon haline bile getirebilirsiniz. İstediğiniz günler ben bugün lucid rüya göreceğim diye niyet edip yattığınızda o gün lucid rüya görebilmeye başlayacaksınız. Eğer lucid rüyayı hali hazırda yapanlar varsa sadece uçup yemek yiyip durmayın. Bu konuda da kullanabilmeyi deneyin bence. Bu arada işinin bir de paranormal tarafı var elbette. O benim kanalımla ilgili bir konu değil ama yine bu şekilde geleceği gördüğünü iddia edenler var. Geçmişte tarihe baktığımızda eski yazıtlarda bu lucid rüya tekniğiyle kahinleri krallara hizmet edermiş. Astral seyahate ilgisi olanlar varsa lucid rüya astral seyahate çıkmanın bir yoludur. Çünkü günlük hayatta kendimizi ve bilincimizi kontrol edemeyiz ama lucid rüyada bilinçaltınız emrinize amade. Söylerseniz ona çok daha rahat inanıyor. Olumlamalar için de harika bir ortam. Günlük hayatta siz ben kendimi seviyorum dediğinizde 100 kere söyleyeceğiniz etkiyi lucid rüyada bir kere söylediğinizde daha etkili bir şekilde hissetmiş oluyorsunuz. Yine astral seyahate çıkmaya çalıştığınızda da lucid rüyadan astral seyahate geçebiliyor musunuz? Alın size çekim yasası tekniği. Perfecto. Size hayırlı lucidler diliyorum parlaklığım. Bol 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 parlamalar. Hepinizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Hoşça kalın.